Beyler bayanlar selamlar. Evet sonunda beklenen an geldi. Dördüncü sezon geldi arkadaşlar. Fakat kötü de bir şey var. Evet yine dev bir güncelleme yapmamız gerekiyor. Peki ne kadar bu dev güncelleme? PlayStation'a 33 GB, Xbox'a 44 ve PC'ye de 40 GB'lık bir güncelleme geldi. Ama multiplayer'da sahipseniz PC oyuncuları ekstradan 5 GB daha indirmek zorunda. Ama merak etmeyin, bu oyunun üstüne tekrardan eklenmeyecek. Yani biz 40 GB indiriyoruz diye oyun 200'den 240'a çıkmıyor. Özellikle bunun notunu düşmüşler, sadece 4 GB eklenecek. Peki bu kadar yüksek bir güncellemeye neler değişti, neler geldi sezon 4'te 1.22 güncellemesinde? Neler var hemen bakalım. Öncelikle ya oyun bitti ya, sezonda Battle Pass'ı da fullledim, silahları da gold yaptım, aman sıktı bu oyun artık ne yapacağız diyenlere yeni bir görev getirmiş. Artık silahları gold yaptığınızda 8 tane daha bir challenge olacakmış. Bunlardan 2 tanesi kill ile alakalı, 2 tanesi headshot ve 4 tane daha farklı görev olacakmış. Eğer hepsini de açarsak, Damaskus yapmak için hani hepsini gold yapıyorduk ya, bunların da hepsini yaptığımızda çok güzel bir sticker ve player kart verecekmiş. Artık bakalım bu kadar uğraşmaya değecek, ne kadar güzel olabilir göreceğiz. Yine Warzone başlarının tek düze ilerlediğini ve hep aynı şeyi yapmaktan sıkıldığımızı başkaları da söylüyordu, ben de söylüyordum. O yüzden artık böyle bıçakla falan değişik değişik oynuyorduk ki bunu Activision sonunda duymuş, yeni etkinlikler getirmiş arkadaşlar. Bu etkinlikler oyunun ortasında aktif oluyormuş, yani bunları mod gibi düşünmeyin. Oyunun ortasında bir anda aktif oluyor ve siz o etkinliğe koşturuyorsunuz falan. Birazdan şimdi onları daha net açıklayacağım. Oyun ortası dediğimizde ilk loadout'ı attığı vakitten kulağın kapanış vaktine kadar olan sürede. Yani ikinci alanın başlangıcıyla beşinci alanın başlangıcı arkadaşlar. Peki nedir bu etkinlikler? Jailbreak, Fire Sale ve Supply Chopper adında 3 tane var. Birinci olan Jailbreak aynı bounty gibi işliyor. Oyundan birisi Jailbreak olarak işaretleniyor ve eğer o oyuncu ölürse kulağa gitmiş olan tüm oyuncular oyuna geri dönüyor. Buna ölenler de dahil arkadaşlar, yani oyundaki herkes neredeyse geri oyuna geliyor. Abi düşünsene, bir kişiyi kesiyorsun 80 tane kişi geliyor havadan böyle, geri dönüyorlar oyuna. Bu takım arkadaşını kaldırmak için güzel olsa da hani tüm takım arkadaşların öldü, jailbreak'i öldürdün, takım arkadaşını geri getirdin. Ama bir yandan da abi bir ton insan gelecek, bir ton insan geri dönecek oyuna. Bilmiyorum artık, onun değerlendirmesi size kalmış. Peki nasıl işleyecek bu? Jailbreak'i bir kişiye atacak ama atmadan önce o kişiye bir dakika öncesinde uyaracak. Ya bak git, hani zırhını ayarla, pusacaksan pus bir yere, birazdan tüm harita senin peşinde koşturacak diye uyaracak ve bir dakikada hazırlanmanız gerekecek. Valla açıkçası ben bu etkinlik için çok heyecanlandım çünkü atıyorum 15-20 kill aldınız, gidersin Jailbreak'i kesersin bir daha. Sonra gelenlerin hepsini bir daha kesersin, oldu sana 50 kill. Biraz abarttım ama artık siz o rakamları kendinize göre ayarlayın işte. İkinci etkinlik Fire Sale ise oyundaki çoğu eşyayı %80'e kadar ucuzlatacakmış. Hatta bazılarını bedavaya verecekmiş. Bu jailbreak'teki gibi bir kişiye de değil, herkese işleyecek. Yani sen, sana da, bana da, ona da. Düşünsene UAV'nin %80 ucuzladığını düşünürsen ne kadar yapar? $800 yapar abi. Aralıksız gelişmiş UAV'yi basacaksın. Aralıksız. Aynı zamanda takım arkadaşlarınızı kaldırmak bu etkinlikte ücretsiz olacak. Yani hem UAV alabilecekseniz $800, hem takım arkadaşınızı kaldırabilecekseniz. Kötü yanlarından bir tanesi ise arkadaşlar loadout için işlemiyor. Yani loadout da yine aynı $10.000'dan almaya devam edecek. Şimdi bir de kafada şu soru işareti var. Ya o zaman herkes Precision Airstrike falan atacak. Airstrike'ları alıksız kullanacak, üst üste atsa ne olacak falan diye. Merak etmeyin arkadaşlar. Oyun ilk başladığından beri aynı anda Airstrike kullanamıyorsunuz. Aşağıda küçücük bir uyarı çıkıyor. Airspace too crowded, yani hava sahası çok kalabalık deyip sizi uyarıyor. Ve ilk atılan Airstrike'in bitmesini bekliyorsunuz. Ondan sonra ikinciyi basabiliyorsunuz. Yani arka arkaya o şekilde spam yapamayacaksınız. Diğer türlü olsa boku çıkar. Düşünsene aynı binaya 10 tane Airstrike attığını düşün. Mantıksız olurdu. Neyse konudan da kopmayalım. Fire Sale etkinliği 60 saniye sürecek. Bu 60 saniye boyunca ucuza alabileceksiniz bazı eşyalar. Bedava olacak. Artık şansa göre ya da bilmiyorum, belli bir düzeni olur onun. Eğer oyununuz kötü gidiyorsa, takım arkadaşınız öldüyse, loadout çekemediyseniz, tek başınıza kaldıysanız vesaire vesaire, buradan tekrardan oyuna düzgün bir şekilde geri dönüş yapabilirsiniz. Tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Ya da sizin paraya ihtiyacınız yok. Aman benim ne işime yarayacak? Zaten takımdaki herkes de self revive var, UAV'ler var, 20K'da üstümüzde para var, harcayacak yer bulamıyoruz diyorsanız da sizin şu şekilde işinize yarar. Shop'a gidersiniz, buradan alışveriş yapacak kişileri avlarsanız. Yani yine daha fazla kill anlamına geliyor.
Geçelim üçüncü etkinliğimize. Subtle Choppers. Bu etkinlikte zırhlı bir helikopter geliyor arkadaşlar. Ama bu helikopter hiçbir şekilde ateş etmiyor. Aynı Plunder'daki bu helikopteri düşürdüğünüzde yere para kutusu atan helikopter var ya, ondaki aynı mantık. Bundaki fark ise yere para kutusu yerine 3 tane üye ve 2 tane armor ve ammunition box, gaz maskesi, roket ve bir ton da para atıyor. Helikopteri düşürmek için de birkaç tane şarjör ve 1-2 tane de roket atmanız gerekiyormuş dediklerine göre. Artık ne kadar hasar vermemiz gerekiyor oyuna girince göreceğiz. Ama bu etkinlik çok fazla heyecanlandırmadı beni. En fazla ne yaparız? Yani ben kalkıp da helikopteri vurmaya çalışacağım ama birilerini öldürmeye çalışırım, daha iyi. O yüzden helikopter etkinliği geldiği zaman helikopteri düşürmeye çalışırım, insanları düşürmeye çalışırım, daha fazla kill toplamaya çalışırım. Yine fena değil. Etkinliklerin yanında yeni bir tane görev eklemişler ki bu Sığınak 11'e çok benziyor. Sığınak 11'de eğer bilmiyorsanız ne olduğunu aşağıya linke bırakıyorum. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Peki nedir bu yeni görev? Bu yeni görevde arkadaşlar çok nadiren beliriyormuş. Yani normal Recon, Bounty vesaire gibi değil. Nadiren beliriyor ve siz o görevi aldığınızda size bir dosya veriyor. Briefcase veriyor. Ve bu dosyaya gidin şu noktadaki helikoptere bırakın diyor. Yani işin özeti kargoculuk yapacağız. Kargoculuk demişken de kargo oyunlarının babası Kojima'ya selamlar. Ödül olarak peki ne verecekmiş? Blueprint arkadaşlar. O yüzden Sığınak 11 gibi dedim. Onda da hani telefon açıyoruz, gitmeye çalışıyoruz. Başınca bize Blueprint veriyor ya. Bunda da Blueprint verecek ve direkt hesabımıza eklenecek. Ama eğer siz diyelim yapmaya gidiyorsunuz, tam yolda gittiniz, bir tane dengo çıktı böyle yolda tam verecekken sizi öldürdü. Sizi öldüren kişi yerdeki o dosyayı alıp görevi kendi üstüne alabiliyor ve o görevi bitirdiğinde düşman tamamlamış oluyor. Aynısını siz de yapabilirsiniz. Baktınız haritada birisi görevi yapmaya çalışıyor, gidip öldürürsünüz, hop Blueprint sizin hesabınıza eklenir. Nasıl fikir? Zaten Blueprint de var, ben de ne uğraşacağım diyorsanız en kötü ihtimalle o görevi alan kişileri kovalarsınız, yine kiliniz artmış olur. Peki Warzone'da playlistler ne oldu? Quas, Trios, Duo Q, Solo olduğu gibi devam. Duo'yu kaldırmamaları da iyi oldu. Blood Money'yi de geri getirdiler ve yeni bir mod daha var. Warzone Rumble. Warzone Rumble'da 50'şer oyuncudan oluşan iki takım kapışacakmış. Bu haritanın belirli bir bölgesini işaretleyecekler büyük ihtimalle. Araçlar olacak, loa daha seçebileceksiniz. İki takım birbiriyle kapışacak. Artık birazcık Team Deathmatch tarzında bir şey yapmışlar. Harita daha küçük, daha hızlı oyun, daha bol aksiyon olacak. Bakalım güncelleme bitince nasıl olacak, hemen oynayıp bir tane oynanış videosu da atarım size. Oyunu etkileyecek değişikliklerden ilki ise yerden çıkan silahlar. Artık yerden Fennec, TR-56 AMX ve Renette çıkacakmış. Yani ne demek oluyor bu? Yeni eklenen silah ve blueprintleri yerden bulup deneme şansımız olacak. Silahlardan konu açılmışken de iki tane de düzeltme yapmışlar silahlarla ilgili. İlki LMG'de merminiz azaldığında çıkan uyarı artık daha az mermi kaldığında çıkacak. Şu an kaçta çıkıyordu bilmiyorum ama diyelim 30 tane mermi kaldığında düşük mermi kaldı, az mermi kaldı yerine 30 yerine artık 20'de çıkacak. Sayıları salladım. Bilmiyorum çünkü LMG'de kaçtığı yere veriyor. Eğer biliyorsanız aşağıda yazın, öğrenelim. HDR'da da Sleight of Hand takılıyken mermi değiştiğinizde, reload yaptığınızda mermiyi değiştirmiyormuş, reload yapmıyormuş. Abi düşünsene, tam kafayı yemelik sniper'ı kullanamıyorsun. İkinci silahını kullanamıyorsun. Ne kadar aptalca bir hata bu ya. Neyse, zaten Sleight of Hand'i niye kullanırsın onu da bilmiyorum ama kullananlar varsa güzel haber, artık rahat rahat şarjınızı değiştirebileceksiniz. Bunların yanında sıra birçok hata düzeltmişler ki bunlardan bir tanesiyle ilgili sürekli yorum geliyordu. Ben de ya olur mu öyle şey falan diye düşünüyordum. Hani neydi bu? Abi ghost seçtim ama beni Heartbeat'te görerek öldürdü. Nasıl oluyor bu iş? Yok abi ya, sen herhalde yanlış görmüşsündür. Ya da kill cam yanlış göstermiştir. Olur mu öyle şey ya falan böyle cevap veriyordum. Gerçekten de varmış arkadaşlar. Ve Activision sonunda bunun farkına varmış. Artık Ghost Perk'ü bazı insanlar da çalışmıyormuş. Bunu düzeltmişler. Bir de oyunda bir çakallar varmış ki, umarım siz o çakallardan birisi değilmiş. UAV'yi duplicate yapıyorlarmış. Yani kopyalıyorlarmış. Elinde bir tane UAV'yi birden 2'ye, 2'den 3'e, 3'ten 4'e, artık kaç tane kopyalıyordu bilmiyorum. Aralıksız UAV ile dolaşıyordu. Bunu da farkına varmışlar ve kopyalanmasını engellemişler. Onun dışında da voice chat'i tekrardan düzeltmişler. Artık her sezon sonunda bu bozuluyor mu? Geçen sezon da aynı şeyi söylemişlerdi. Her sezon bozuluyor bu herhalde. Neyse, Team Voice Chat de düzelmiş. Son olarak da PC artık daha stabil çalışacakmış düzenlemelerle. İnandık mı? İnanmadık. Peki multiplayer'da ne değişti? Bracket Promenade haritası Grand War'a eklenmiş. Thracian Mosspit, Scrapyard ve Blueprint Gunfight değişen diğer playlistler arasında.
Hataların giderilmesi dışında da MHP için öyle çok anlam bir değişiklik yok gibi gözüküyor. En azından güncelleme notunda şu anda bir şey gözükmüyor. Ama bildiğiniz üzere güncelleme notunda yazmayıp da oyunda yapılan bir sürü değişiklik oluyor. O yüzden şu dev güncellemeyi bitirelim. Ondan sonra tekrardan sezon 4'te ne gelmiş, Battle Pass'te ne varmış hepsini daha detaylı, görselli bir şekilde size sunuyor olacağım. Eğer o videoyu da kaçırmak istemiyorsanız aşağıdan abone ol'a tıklayarak bildirimleri açabilirsiniz. Ve bu videoyu da beğendiyseniz aşağıdan beğeni tıklayarak yine bana yardımcı olabilirsiniz. Öyleyse yeni sezonda bol killi, bol winli günler arkadaşlar. Hoşçakalın.